Efendim Çekmeköy'e gelinir de tuğla dünyası sevgili Durmuş Çiçek'in yanına uğramadan gidilir mi dedik. Evet gidilmez. Şu an size o kadar güzel bir mekan göstereceğim ki adı üstünde tuğla dünyası. Bazı detaylarda tarihi tuğlaya varana kadar çektim. Şimdi Durmuş Çiçek'in yanına doğru bir gidelim ve sevgili Durmuş Çiçek bize neler söyleyecek onu bir görelim. Demiştik ya, Çekmeköy'e gelinir, Durmuş Çiçek'e uğranmaz mı? Durmuş Çiçek kim? Kendisinden öğreneceğiz ama çok kısa ben bahsetmek istiyorum. Samsun'un meşhur ilçesi, benim de ilçem, Çarşamba'nın yetiştirmiş olduğu bir evlat ve Çekmeköy'de Tuğla Dünyası diye bir iş yerinin sahibi, iş insanı. Şimdi sevgili Durmuş Çiçek'le normalde biz Samsun'da tanıştık. Evet. Namı değer artık ağamız oldu, köyümüzün ağası oldu ama burada Mustafa Başkan'la Tuğla Dünyası'ndan bahsetmiştik. Ya Tuğla Dünyası'nı özellikle ben merak ediyorum. Neden Tuğla Dünyası diye. Şöyle bir şey fark ettim. Az önce depo kısmını çektiğimde içeriye girdim. İçeride bir tuğla gördüm, tarihi tuğla. Ortaları delik. Yani ben 60 yaşındayım.
40-50 seneye giderken gerçekten tarihi tuğla. O dönemler rahmetli babam inşaatçı olduğu için o tuğların içerisinde harçlar doldurularak çok sağlam, hala da ayakta duran binalar var. Evet, gerçekten de yurt dışından gelen tuğlaların da olduğunu gördüm. Tuğla dünyası yakışan bir isimmiş. Ben bunları söyledikten sonra Durmuş Çiçek önce kısaca bir tanıyalım mı? Durmuş Çiçek Samsun Çarşamba doğma büyüme, orada yetişen biriyim 12 yaşına kadar. 1980 doğumluyum. Tabii ki memleketimiz Çarşamba gayet verimli, güzel. Yani sosyal ormanıyla, deniziyle, yeşilliğiyle, bağıyla, bahçesiyle, her şeyiyle bambaşka bir yer. Ama mesleğimiz, çocukluktaki yaşadığımız, iş hayatına atılımımız bizi İstanbul gibi büyük bir şehire hapsetti. Ve bunun peşi sıra burada hayatımızı sürdürürken yaptığımız meslekle alakalı tabii ki pres tuğla dediğimiz tuğlayla başlayıp yıllar sonra kendimizde bir yorgunluk hissedince biz tamamıyla dedik ki artık kendi ofisimiz, kendi yerimiz belli olsun. Bu niyette 2010 yılında Durmuş Taşçı olarak tabelamızı asıp kendi yerimizde başladık. Tabii zamanın verdiği işin ilerleyişi sürecinde Durmuş Taşçımız Taşçı Durmuş oldu. Bu arada güzel bir sürekli düşünürken 2016 yılında Tuğla Dünyası patentini alarak Tuğla Dünyası olarak hizmet veriyoruz. Yani Tuğla Dünyası dediğimizde bunu nereden buldunuz, nasıl yaptınız diyecekseniz bununla ilgili bizde şimdi işimizle, mesleğimizle alakalı çok çeşitli ürünlerde uygulama yaptığımız için ve fabrikalarla da çok sıkı diyaloglarda olduğumuz için hepsinin genel toplamına baktığımızda dedik ki her çeşit tuğlamız var, stoklarımızda da bulunuyor ve bunlarla da hizmet verebiliyoruz. Neden tuğla dünyası olmasın? Çok da güzel bir isim. Yani evet. Şöyle içerideki, baktığımdaki, şimdi zaman zaman bunu da konuşurken ekranda burayı çekmiş olduğum detayları da göstereceğim. Yani tuğla dünyası yakışan bir isim olmuş. Çünkü her çeşit tuğladan var. Bu ara sevgili Durmuş Çiçek az önce çarşambadan bahsederken, hani geldik derken aslında o kadar güzel bir yer bırakılıp İstanbul'a gelindi ki benim için de keza öyle, orman ve Kara Mustafalı'dan ayrılmış bir İstiklal ama en güzel yeri. Yani ormanıyla, deniziyle, sahiliyle inanılmaz bir güzellik. Çok güzel. Daha önceden oralarda işte ne bileyim deniz kenarıdır falan diye pek ilgilenmemişlerdi bizim büyüklerimiz ama cennet gibi yaptılar. Ben öncelikli olarak size ve diğer ilçe mahallelerine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten orayı ayrı bir güzelleştirdiniz. Demek ki oradan gelip İstanbul'da da güzellik katabiliyorsunuz. Evet, yani tabii ki burada her şey işimizin gereği ve kendi içimizdeki hevesimiz. Yani çocukluktan gelen bir aşkla yaptığımız işimiz var. Bunu da en iyi, en üst seviyelere nasıl başarırız derken her geçen gün daha fazla bir şeyler katabilmek için bir çaba gösteriyoruz. Tabii bunu gösterirken bizim tuğla dünyası dediğimizde sadece tuğlayla işimiz bitmiyor. Biz zamanında 2018 yılında yapı kimyasalı sektörüne girdik. Buradaki sektördeki giriş amacımız herkes tuğlayı üretirken, herkesten tuğlayı alırken bunun arasındaki derz dolgular için büyük bir eksiklik vardı. Türkiye'de bir eksiklik vardı. Kimse bilmiyor veya tarif ederek yaptırıyorduk. Geniş derz dolgu, granüllü derz dolgu. Böyle bir nasip etti Rabbim, bir fırsat doğdu. Burada DCK Yapı Kimyasalları olarak Nevşehir Ürgüp'te imalatına başladık. Kendi ustalığımızı kullanarak reçetelerimizi oluşturduk. Ve bunun üstüne şu an yaklaşık 6 yıldır o bölgede hizmet veriyoruz. Ama ağırlıklı fason üretimlerimizle beraber yoğun bir şekilde derz dolgu kısmına tamamen Türkiye'de tanıtmış olduk. Bunun yanı sıra
yurt dışında, Özbekistan'da, Almanya'da, Fransa'da ithalatını, ihracatını yapmaya da başladık. Tuğla dünyasında farklı çocukluk hevesimiz olan pres makinelerinde, karo dediğimiz, duvarüstü harfuşla dediğimiz detaylı çeşitleriyle beraber 100 tonluk preslerde tamamıyla bir imalat çektiğimiz ayrı bir bölümümüz var. Bunların hepsini nerede toparladık? Pendik, Kurnaköy'de toparladık. Çekmeköy aslında ilk kuruluşumuz ama yerimiz yetmedikçe, işimiz büyüdükçe Pendik, Kurnaköy'de 36 dönüm arazi içinde tüm ürünlerimizi stoklu ve imalat şeklinde 4 yıldır devam ettiriyoruz. İstanbul gibi mega kentte yakın bir hizmet çok önemli. Günümüzün şartlarında nakliye dediğimiz olay tüm herkesi yoruyor. Ürünün değerinden fazla nakliye ödüyor müşterilerimiz. Ve biz de bunları hepsini burada toparlarken daha yakın, daha kolay bir şekilde getirdik. Bunun için de çok gururluyum işin aslına bakarsak. Burada mutluyum. Tabii bunun yanı sıra yine kattığımız ürünlerimiz de var. İşte beton saksı, kendimiz sulu döküm olarak, işte şapka türleri. Yani elimizde imkanlar varken, işi kolaylaştırırken çeşidimizi, imalatımızı da çoğaltmaya devam ediyoruz. Burada söyleyeceğim şu, ben doğru yere ama yanlış adrese gelmişim. Demek ki Kurtköy'e gelmiş olsaydım herhalde birkaç günde bitiremezdim orayı, 36 günüm. Dile kolay artı Ürgüp, yani beni yanlış yönlendirdiler galiba buraya. Tabii ki burası showroom olarak kullanılıyor. Şimdi dışarıdan baktığımda mükemmel bir görseli var. Caddenin üzerinde şey söyleyeyim. Şimdi Çekmeköy'e gelindiğinde burası yol üstü gözüküyor ama sosyal medyada ya da ulaşım konusunda nasıl insanlar Tuğla dünyasına irtibata geçiyorlar? Evet, o da tabii ki 2010'da başladığımız günden beri sosyal medya üzerinde sürekli değişiklikler yaparak en üst seviyeye çıkmak için kolay bir şekilde böyle sosyal medyadaki Instagram, Facebook ve Google üzerinden sürekli paylaşımlarımız, reklamlarımız devam ediyor. Tüm dünyaya tanıtmaya uğraşıyoruz işin şeyine baktığımızda. Ulaşım olarak yani nakliye konusundan çok güzel bir noktadayız yer olarak. Anadolu yakasının her tarafına bugün gün saatlerinde yarım saatte herkes istediği şekilde bize ulaşabiliyor. Veya tatiline gidecek yer güzergah olarak örnek veriyorum Üsküdar'dan çıktı. Yola bağlandığında Şile'de yazlığı var, Ömerli'de yazlığı var. Evine giderken zaten dükkanımızın önünden geçiliyor. Yani ulaşım olarak her yönden çok rahat bir şekilde bize gelinebiliniyor. Çok ters bölge dediğimiz, Kandıra gibi dediğimiz bölgelerde dahi bize yakın bir şekilde bulabiliyorlar ve biz de yakın bir şekilde hizmetimizi edebiliyoruz. Bu tuğlalar şöminede kullanılıyor. Yazlıklarda, villalarda, farklı daha nerelerde? Herhalde bahçe duvarlarında gördüğüm kadarıyla zaman zaman. Yani bu tuğlalar nerelerde kullanılıyor? O hemen özür dilerim, binada kullanmazlar çünkü zaten bununla yapılan bina yüzlerce sene gider. Evet. Şimdi tuğla insan hayatıyla bir başlamış aslında baktığımızda geçmişine. Tuğlayla çok büyük kaleler, çok büyük nasıl diyeyim surlar, çok büyük şeyler yapılmış. Zamanında şimdi imkan doğrultusunda insanlar nasıl topraktan yaratıldıysa tuğla da su, toprak ve ateşle birleşince tuğla ismini almış. Bununla ilgili de baktığımızda tarihi çok geriye dayanıyor. Tuğlanın şimdi kullanılmadığı aslında bir yer yok. Evimi yapacağım, komple tuğla yapacağım deseniz A'dan Z'ye her şeyini tuğlayla çözebilirsiniz. Çünkü dekor amaçlı da, yığma bina şeklinde de sağlıklı yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Örnek veriyorum mezar yapacaksınız, mezarınızı işte mermerde patlama yapar mesela, tuğla da yapmaz. Tuğla ömür boyu daha uzun dayanıklı kalır. Yani zemin yapacaksınız, zeminde yürüyüş yolunda tuğla eskimez, aşınmaz. Çünkü yüksek ısılarda pişiyor, yüksek kalibreli vakumlu preslerden çıkıyor.
tuğla dediğimizde aslında açıklama olarak ismi tuğla diye geçiyor ama bunun şeyine girdiğimizde ayrıntılarına baktığınızda tuğla dediğimizde örnek veriyorum pres tuğla diyebiliriz, harman tuğlası diyebiliriz, ateş tuğlası diyebiliriz. Yani dekoratif tuğla diyebiliriz, işte kültür tuğlası diyebiliriz, kültür yani isim olarak çok, görev yaptıkları alan da çok. Tuğla dünyası derken biz bunun hepsini düşünerek aslında başladık. Kiremite de tuğla diyebiliriz, kiremit diyoruz ama onun da pişmesi yine tuğla şeklinde pişiyor. Yani çatınızı da kapatabilirsiniz, kendinize bir kış bahçesi de yapabilirsiniz. Ve tuğlayla veya kiremitle yaptığınız bir alanda yangına dayanıklı, soğuğu sıcağı geçirmez, çok uzun ömürlü, daha sağlıklı, nefes alabilen, yaptığın yerde huzur verici. Alakasız bir soru soracağım ama mesela bir kalaycılıkta ya da ne bileyim bakırcılıkta ya da işte farklı mesleklerde gerçekten bu meslekler tarihe karışıyor. Tuğla da tarihi bir eserimiz diyeceğim. Şimdi yarın öbür gün acaba ustalık anlamında, çalışma anlamında bu şu an gördüğün kadarıyla yeni yetişen ustalar var mı? Yoksa yani acaba 40-50 sene sonra bizim sektör biter mi diye bir kaygı var mı? Evet tabii ki güzel bir şey aslında. Burada yeni yetiştirebileceğimiz bu işe hevesli, bu işlerin hepsini tuğla olarak yapabilecek şu an 18 yaşında, ben 12 yaşında başladım. Ve 15 yaşımda da ustalık yapıyordum, severek yapıyordum işimi. Ve şu anda 18 yaşında, 19 yaşında yeğenimizi getirip de hadi gel bu işi yapalım dediğimizde isteyerek yapmıyor. Meslek sonlanıyor, yeni birini yetiştiremiyoruz. Ne kadar olsa önceden yeğenimiz diyorduk. Biz de öyle başladık. Bir yeğenimiz dediler. İşte biz de onların yanı sıra geçtik. Hep akrabalarımızın yanında işi öğrendik. Tabii bunda şimdi şeyine baktığımızda yeni yetişen yok. 50 yıl sonra ne olacağız dersek artık şu an tuğla örümüyle ilgili mesela robotlar çıkıyor Avrupa'da. Tuğlayı robota ördürüyorlar. Bu teknoloji bize artık elektronik, robotik bir sisteme dönüşür belki 50 yıl sonra. Ama insanların gücüyle çok ileri 50 yıl sonra bu işi yapabilecek usta bulunabileceğini tabii ki hissetmiyoruz yani. Hiç. Bunu normalde bilmiyorum ama sesimiz nereye gider, kim duyar? Aslında Milli Eğitim'in meslek okullarında aslında bunu... Yani çünkü gerçekten bu yani insanlıkla başlayan bir ürün dediğin gibi. Çünkü insanoğlu başlarında mutlaka bu tuğlayı çamurdan, işte ateşten yaptı ve bugüne getirdi. Ve evlerimize, bahçemize, mezarımıza, yolumuza kullanıyor. Yani olmazsa olmaz bir parçamız. Bence bunu bilmiyorum ama bir meslek okullarında keşke bunun da bir dersi verilerek yetişse diye düşünüyorum. Şimdi onunla ilgili de tabii ki üniversitelerde falan eğitimler verilse güzel olur ama beni genellikle mimarlık bölümünde okula giden öğrenciler ödevimiz var diyerek arıyorlar. Şimdi ödevimiz var diye aradıklarında konum atıyorum, buraya davet ediyorum, istedikleri ürünü tanıtıyorum. Burada bir saat kadar kalıyor işte veya daha fazla kalıyor. Burada ürünü tamamıyla tanıtıyoruz, isteklerini veya ödevine destek veriyoruz. Ama tabii şimdi bu milli eğitimlerde bölüm bölüm bazı firmalar eskiden yapıyordu bunu. Ustalar da sertifikalar veriyordu. Şu an o bölümler için yine sertifikalar veriliyor ama o sertifikalarımız çok kısa süre bir yine kamera karşısında oluyor bu şekilde. Genelde artık Avrupalaştığımız için bu sertifikayı almadan büyük projelerde çalışma yapılamıyor zaten. Kısa süreliğine şimdi kalıpçı dediğimiz kişi de alıyor, sıvacı dediğimiz de, tuğlacı dediğimiz herkes de bölüm olarak alıyor. Ama bir okulda bir dersi olsa, işlenecek bir dersi olsa, öğretim üyesi profesör arkadaşlarımız var. Sürekli üniversitelerde, şimdi işimiz dekorasyon olduğu için bu işlerde de denk geliyor. İşte mimarımız geliyor, iş mimarımız geliyor, mühendisimiz geliyor. Bizim kendi evini yaparken veya çalıştığı projede
bunlarla sürekli konuştuğumuzda böyle bir şey yapılsa işte şey nasıl olur veya bununla ilgili bir ders çıkarsa. Şimdi biz oralara ulaşamıyoruz ama derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü mimarlık diplomasını alıyor arkadaşlar ama çocuklarımız, yeğenlerimiz. Şimdi neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Onu ne gösterirlerse onu biliyorlar. Şimdi okurken örnek veriyorum tuğlanın belki yani en uygun yolu bir tuğla buluyor veya en pahalı türlü bir tuğla buluyor. Bunun içeriğini, özelliğini, imalatını çoğu bilmiyor. Çoğu anlatamıyor. Çoğu böyle şey gördüğümüz ürünler bakıyorsun bazen çok üst seviyede anlatılmış. İkna edemiyorsun bazen. Bildiğin şeyi unutacak durum da oluşuyor. Ama bakıyorsun diyorsun ki okulda bunu görmüşler. Bunu anlatıyorlar. Biz de onun tersini çevirsek de ikna olmuyor. Niye? Benim hocam bunu bu şekilde öğretti. Evet. Yani maalesef doğru şey ürünü ben doğru mesela, şekilde anlatılsa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ben bir inşaatçı çocuğu olarak burayı gördüğümde şaşırdım. Yani ben normalde bu tuğlaları çok işledim zamanında. Ben de çocukluğumda yani ilkokulda inşaatla başlamıştım. O dönemler bunu yapardık köylerde. Yani şimdi hatta bir 8-10 metre ancak atılırdı. Öyle hatırlıyorum. Yani metrekare olarak. Duvar kalınlığına göre. Yani mesela 30'luk vardı, 20'lik vardı. Ya çok ayrı bir meslek bu ama farklı dallarda, farklı şekillerde, farklı motiflerle gördüm. Dedim anam biz tuğla mı örmüşüz? Kardeşim. Ben inşallah diyorum bir gün Allah nasip ederse Kutlu'ya giderim. Çünkü orayı çok merak ettim. Şimdi ben mikrofonu sana vereceğim. Burada olabildiğince seni de fazla yormak istemiyorum ama olabildiğince bu güzellikleri ekrandaki insanlara bir gösterelim diyeceğim. Ama öncesinde burayı bir toparlayacağız. Şimdi çocukluğumuzda ben babamla bunları yaptım dediniz. Biz 2010 yılında bu işi başladığımızda ilk işimiz eski bina yıkılan binalardan tuğla toplamak oldu. Tabii, evet. Topladığımız tuğlaları atölyelerimizde kaplama şekline getirdik. O kaplamalarımız da şu an en lüks mekanlarda görsellik sağlıyoruz. Tuğlada elimize ulaşan tuğlalar içinde yani 1900'lü yılların tuğlası geliyor. Bu çok tarihi eser konumunda tuğlalar da geliyor. Tabii ki biz bunları stoklarımızda biriktirmeye çalışıyoruz. Tabii ki denk geldiğinde de yerine ulaştırıyoruz. İsteyerek onu ben bu tuğlayı istiyorum diyerek işte Belçika'dan, Almanya'dan gelen insanlar da oluyor. Urfa'dan bile bir müşterim özellikle ben bu tuğlayı istiyorum diyerek alan da oldu. Hatay'dan isteyen oldu. Bugün Hakkari Şebdinli dediğimiz yerde hep böyle geçmişinde terör var diyerek korkarak baktığımız bir yerdi. Geçenlerde oraya bile gönderdim. Yani insanlar alacağı ürünü biliyor ise nerede olursa olsun ulaşıp da o ürünü buluyorlar. Ve o çok değerli bir şey olduğunu hissettikleri için o tür ürünleri biz döküme falan yönlendirmiyoruz. Genelde işte tırcı arkadaşlara da rica ediyoruz. Depomuza döktürüp depomuzdan yeniden seçtirebiliyoruz da. Bu tür şeylere de hizmet verdikçe bunları geri kazandırıyoruz. Tabii bu çok güzel bir şey. Tarihi var. İstanbul'da bile geçmişinde bu bölgelerde bile o dediğiniz tuğlalar zamanında üretiliyormuş. İsim olarak Harman tuğlası ismiyle geçiyor şu anda. Harman demelerinden amaç da açık arazide üretilen kolay üretim yapıldığı için geçmişimizde dedelerimiz çalışmayanı da yoktur. Eskiden teknolojik olarak çok ürünler olmadığı için Harman tuğlasını da yapmak basit olduğu için iki katlı, üç katlı evler yığma duvar dedikleriyle yine beton atarak Kadıköy bölgesinde mesela yakın bölge olarak düşündüğümüzde 4 kata kadar kolonsuz binalar var. Tarihimizde yığma tuğlalarla böyle daireler binalar yapılmış. Açık arazide çok teknoloji kullanmadan ürettikleri tuğlaları belirli bir süre doğal şartta kurutarak kömürle bir araya dizerek üstünü işte sıvayıp ne deriz? Alaf höbe
yaparız ya, cuğul yaparız, söbek yaparız. Bu tarzlarda kapatarak soba şeklinde getirip bir kenardan yakıp pişiriyorlarmış. 500-600 derece sıcaklığa kadar çıkıyormuş. Şu anda da yine aynı teknoloji devam ediyor. Tabii devam eden bölgeler şu an kısıtlandı diyebiliriz. Şu an Türkiye'de belki 3 veya 4 ilimizde yapılıyor. Genel anlamda daha otomatik sistemlerde üretiliyor. Şu an el yapımı dolu tuğla diyoruz mesela, aynı özelliklerde ama yüksek ısıda pişiyor, doğal gazda 900 derecenin üstünde. Tabii ürünün kalitesi, dayanıklılığı daha uzun ömürlü oluyor. Tabii bu sistemleri kurmak da şu an çok ciddi bir maliyetler gerektiriyor. Fırınından, piresinden elde de yapılsa çok ciddi bir maliyet oluşturuyor. Şimdi tuğla dünyasının veliahtı var. Gördüm, tanıdım onu. Evet. İstiklal Festivali'nde Allah uzun ömürler versin. O zaman veliahtımız varsa, tuğla dünyasının geleceği de emin ellere kalacaksa, tuğla dünyasına mail adresinden ya da internet sitesinden nasıl ulaşılabilir? İnternet sitemiz zaten tuğladunyası.com.tr dediğimizde zaten tüm her şeyimiz çıkıyor Google üzerinden. Buradan internet sitemiz üzerinden de ulaşabilirler. Oradaki telefon numaralarımızdan da ulaşabilirler. Ulaşım yönünde Tuğla Dünyası Çekmeköy dediğimizde her yerden konum da çıkıyor. Direkt gelebilirler. Tuğla Dünyası diye yazdığımızda zaten şeyimiz yok. Direkt bize ulaşabilirler. O zaman şöyle yapalım Durmuş kardeşim. Tuğla Dünyası'nın artık iş insanına, patronuna ben mikrofonu teslim edeyim. Buradaki bazı görselleri ekrandaki insanlarımıza aktaralım. Sonra da vedamızı yapalım. Tamam, olur Ahmet Bey. Evet, şimdi ilk başta oturduğumuz yerden yine devam edelim. Tuğlaları tanıtırken nerede üretildi, nasıl üretildi? Kısacası anlatmak da isterim. Hemen yakınımda kültür tuğlalarımız var. Kendi yeğenimiz üretiyor. Aynı zamanda ufak çaplı biz de üretim yapıyoruz. Kültür tuğlasında doğal tuğlanın kopyasını çekiyoruz. Üretimi biraz daha basit. O dayanıklılığa ulaştırabiliyoruz belirli kimyasallar kullanarak. Kültür tuğlasında renk seçeneği, kalıp, desen şeklileri daha güzel, daha kolay üretebildiğimiz için o yer olarak bulunduğu yerlerde gördüğünüz gibi zaten farklı renklerde, farklı şekilde imalatlarımız var. Şimdi şöminemiz görsel bir şömine. Hazneli dediğimiz haznesiyle, ısı odasıyla oluşan bir şömine. Bu arada şömineyi de montajıyla beraber yapıyoruz. Burada doğal taş kullandık. İşte kesme arduas taşı dediğimiz taşımız. İşte beşe boy serbest patlatma yine doğal taşımız. Yine fileli taşımız, duvar üstü harpuçta diye kullandığımız, işte Gebze bölgesinde çıkıyordu mesela. Şu an Ferizli bölgesinde çıkıyor. Gebze taşı diye ismiyle geçen. Ya ülkemizin doğal maden zenginliği çok Ahmet Bey. Şimdi ne kadar anlatsam, tabii ki her taşın, her bölgenin kendine has bir yöresel taşı var. Doğal taşta da yine ne kadar anlatsak yine bitecek şekilde değil. Buradaki tuğlalarımız Belçika'dan geliyor. İthal bir ürün. Bunlar bizim Türkiye'mizdekine göre biraz daha gelişmiş, daha sürekli onlar tarihini devam ettiriyor. Biz biraz daha klinker özelliğine geçtiğimiz için bunu 15 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde biz buradan esinlenerek çeşitlerimizi çoğalttık. Burada da farklı renklerde, farklı dokularda, görsellerde görüyorsunuz zaten. Mesela bu ürünümüz Çorum Harman Tuğlası diye geçiyor. Arkasındaki de Antik Hitit diye eski bir tarihi eserden esinlenerek basit kaplama şekline getirdik. Yine kendi tasarladığımız bir ürün. Hep Harman Tuğlası diye söylüyoruz. Babanızla beraber yaptığınız, sizin zamanındaki kullandığınız antik tuğlamız. Bu 1900'lü yıllarda Anadolu'da üretilen bir tuğla. Dolu şekliyle gördüğünüz gibi efekti, dokusu, görselliği, her şeyi bir başka. Yine kültür taşı olarak karşı duvarımızda renkli,
farklı dokularda, farklı ebatlarda kültür taşımız. Bu arada zemindaki ürünlerimiz, bunlar kotto diye geçiyor, kırmızı. Görüntü itibariyle kalebodur gibi ama silinebilinir, temizlenebilinir, aşınmaz, dayanıklı. Şimdi zeminlerdeki ürünlerimiz eski Osmanlı çinisi, el yapımı çini. Bunların imalatı da çok zor. Günlük bir ustamız bir presin başında 3 metrekare, 4 metrekare ürün hazırlayabiliyor. Tamamen tarihi dokuda yapılan, tarihi anlandıran aynı sistemi devam ettirmeye uğraşıyoruz. Ne kadar olsa ürün olarak bu doğallığı verebilmemiz çok kolay değil. Nakışlara bakarsanız zaten belli oluyor. Yine kültür tuğlasından farklı bir ürünümüz. Kültür tuğlası olarak isimlendirdiğimiz yazılı eski tarihi tuğlaları görselini anlandırsın diye ürettiğimiz yine yapay bir taşımız. Hep bölgesel dedim, Çorum harman tuğlasıydı. Burada da Eskişehir'in harman tuğlası var. Dolu olarak ve kaplama olarak. Burada da bir şeyi farklı yapalım dedik. Aynı tuğla içinde kendi ürettiğimiz derz dolguların bölüm bölüm anlatmak istedik. Tuğlanın görselliğinde ne fark ediyor, nasıl bir şey değişiklik var diye. İşte üst kısmında beyaz derz kullandık. Yan kenarında antrasit derz kullandık. Bir kenarında gri derz kullandık. Karşıdan baktığımızda tuğlamız sanki 3 farklı ürünmüş gibi gözüküyor. Kışın burada ısınıyoruz. Yaktığımız bir şöminemiz. Yüzlük haznemiz var. Yine ısı odamız var. Bu gördüğünüz alanda bunu kış boyunca yakarak, burada ısınarak kendimizi, günümüzü geçiriyoruz. Üstündeki tuğlamız yine Belçika'dan gelen el yapımı entmek bir ürün. Aynı zamanda sıcaklığı da koruduğu için dışarıya sıcaklık da vermiyor. Şöminede zaten dışarıda sıcaklık olmaz. Görsel sıcaklığı bulunuyor. Buralarda da yine kendi fason yaptırdığımız, kendi üretimimizde bulunan el yapımı ürünlerimizle devam ediyoruz. Burada komple ürünlerde, farklı renklerde, farklı dokularda el yapımı doğal ürünleri yine burada sergiliyoruz. Bu ürünümüz klinker sarkıt modelimiz. Çok uzun ömürlü. Burada gördüğünüz tuğlaların zaten ömrü biçilmez. Uygulandığı yerde yıkılan bina, yıkılan yere kadar ömrü bitmez. Burada kültür taşı farklı bir modelimiz. Yine kültür taşı farklı bir modelimiz. Kültür taşı dediğimizde burada aslında aklımıza gelen şeyin direktmen doğal taşın kopyası. Daha kolay bulunur, daha kolay hazırlanır. Şimdi doğal taşa artık mekanlarda sürekli değişiklik olduğu için, doğal taşın maliyetleri de yüksek kaldığı için otomatikman kültür taşı devreye giriyor. Onda da çeşitli yine seçeneklerle, kalıplarla hizmet veriyoruz. Kısa kısa parça parça bölümlerde ürünleri sergilemek için işte ithal tuğlalarımızı, yine kesme kaplamalarımızı sergiliyoruz. Tabi bu arada yerdaki çinilerimiz vazgeçilmez. Onu da özellikle anlatmak isterim. Tuğla dediğimizde aslında çok şeyler geliyor. Tuğladan biz hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Yine geri dönüşüm şeklinde elde belirli işlemler yaparak yeniden hayata kazandırıyoruz. Bunları da tuğlanın yan kenarlarını kestiğimizden kalan parçaları ikiye bölüp patlatma yapıyoruz. Bu renklerde patlatma zaten şu an Türkiye'de doğal maden de olsa bu renklerde çıkmıyor. Onun için bunları böyle bir şey yaptık. Çok da güzel, sağlıklı. Patlatma genelde dediğimizde doğal traverten taşlardan bölgesel renklerde bölgesel çıkıyor. Şimdi yan yana koyduk ki ikisi de arasında fark nedir belirli olsun diye. Orada genelde tabii ki müşterilerimizin zevkine göre bakılıyor. İkisi de görevini yerinde gayet güzel bir şekilde sağlıyor. Traverten dediğimizde doğal taş, maden Denizli bölgesinde çok çıkar ama ülkemizde farklı illerimizde de çıkıyor şu an. Onunla ilgili de tamamıyla sanatkar ustalarımızın, makinelerin verdiği şeylerle değişik ebatlarda, değişik özelliklerde üretimleri yapılıyor.
O güzel Kütahya'mızın Arduaz taşı. Burada da yine kesme yapıyoruz. Renk görseli, belirli ölçüleri, farklı ölçüleri, her şeyiyle bir başka. Bunları da buralarda uygularken yanına kültür taşı, doğal taş, işte doğal taşın farklı özelliklerini anlatmaya çalıştık yine burada sergilerken. Ülkemizin en güzel illerinden İzmir'imizin çıkan Alaçatı taşı, doğal taş, tüf taşı diye geçer. Görselliğiyle, noktalarıyla, yani rengiyle, her şeyiyle, sıcaklığıyla mükemmel bir taş. Her yerde, iç mekanda, dış cephede rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bunu da yan yana koymamızın sebebi, işte kültür taşımız, yine farklı renklerini sergiledik. Bu taşımız doğal, bu taşımız işte kültür taşı, yapay taşımız. Bunu da özellikle sergiledik ki müşterimiz şimdi onun arasında fiyat farkıyla buna bakıp ona göre karar versin diye. Kültür taşımızla devam ediyoruz farklı çeşitlerimizle. Burada kalıplarını gösterdik, renklerini farklı farklı gösterdik. Her rengi istediğimiz şekilde bu kalıpta her rengimizi üretebiliyoruz diyebilmemiz için. O taşıta da yine farklı bir renk yaptık. Müşterimiz bu taşı sevdi ama rengi bunu istiyor, bunu üretebiliyoruz bu renkte. Bunları da bu şekilde kısa bir bölüm verdik. Bu bölümümüzde de tüm tuğla dünyasında bulunan ürünlerin her birinden birer ikişer adet numune sergileyebilmek için böyle bir çözüm ürettik dolap şeklinde. Yani depomuzda olan tüm ürünlerden burada üçer beşer tane numuneler bulunduruyoruz. Mockup'larımızı bulunduruyoruz. Burada da gelen müşterilerimize yaptığımız işleri, neler yapıyoruz, bunları günlük değiştirerek slot gösterileri yapıyoruz. Fabrikamızı, depomuzu, müşterimize uyguladığımız işçiliklerimizi, her şeyimizi burada gün içinde sergiliyoruz, dönüyor ekranlarımızdan. Yine aynı şekilde ürün çok olduğu için dolaplarımız, çeşitlerimiz, kısa kısa geçeyim. Burada her bütçeye uygun malzememiz bulunuyor. Yine doğal taşlarda kısa kısa panolarımız. Bu bölümümüz komple handmade ürün, el yapımı ürünümüze verdik. Dedik ki Avrupalılar bu işi yaparken biz niye duruyoruz? Türkiye'mizde de o güzel üretimlerimiz devam ediyor. Şu an aşağı yukarı önde 5 tane fabrikayla, arkada fason üretimlerle. Türkiye'mizde de şu an 10'a yakın geçkin ürün gamımız bulunmakta. İthal ürünlerimizi de yanına koyduk ki bunlar ithal geliyor, euro ile satılıyor. Bunlar da yerli ürünlerimiz TL bazlı satılıyor diyerek. Projelerimizde, cephelerimizde yine böyle GRC dediğimiz sistemlerimiz bulunuyor Ahmet Bey. Burada zemin, duvar, eski tarihi binalarda, restorasyonlarda, yeni binalarımızda terrakotta dediğimiz el yapımı kotta ürünlerimiz var. Aynı zamanda sırlamalar yapıyoruz ömürlerini uzatsın diye farklı renklerde. Zeminde de kullanabiliyoruz, duvarda da kullanabiliyoruz. Tamamen doğal üretimlerle, doğal topraktan üretimlerle üretiliyor. Burada yine doğal yöresel patlatma taşlarımız farklı bölgeden farklı renkte gördüğünüz gibi. Ve tuğla dünyasında çalışan iş arkadaşlarımız, muhasebecimiz Nur Terzioğlu, yardımcısı Şerife Hanım. Burada yine el yapımı ve klinker. Klinkerin özelliği nedir? El yapımının özelliği nedir? Gelen müşterilerimizi bilgilendirmek için aynı duvarda kullandık, anlatabilmek için. Klinkerin yeri görevi ayrı, öbürünün görevi ayrı diye düşünmüyoruz. Hepsinin yeri aynı. Sadece görsellik, bakış açısı değişik. Yine sekizgen dediğimiz terrakottomuz, normalde üretimi zor bir üründür. Ama Türkiye'de de zorlukları aşıyoruz, üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz. 7 yıldır burada bize canı gönülden hizmet veren Sonur Hanım, çayımızı, temizliğimizi, her şeyiyle buraya adamış, kendini buraya adamış bir personelimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çayları hazırla geliyoruz. Evet, buradan alt kata doğru inerken tabii ki bu çıkış önemli. Burada doğal tuğlanın nasıl örüldüğünü ve neler yapılabileceğini anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda da burada korkuluk görevi de yapabiliyor.
doğal tuğla, harman tuğlasının işte geliştirilmiş el yapımı dediğimiz tuğlamız aslında bu. Görselinden daha dokulu, daha hareketli olduğunu fark edebiliyoruz. Oradan şeye geçerken gökkuşağı rengini yakalayabileceğimiz ve kendi hazırladığımız, kendi imalatımızdan bölgesel taşların toplanıp bu renklere kendi makinelerimizle, kendi el emeklerimizle bu renkleri oluşturuyoruz. Bunlarla havuz kenarlarında, ağaç diplerinde, akvaryumlarda, farklı yerlerde kullanılıyor. Tarihin eskitemediği antik tuğlamız, işte dedenizin ürettiği. Biz bunu buraya neden yaptık? O dolu tuğlaları geri dönüşümler keserek, gördüğünüz gibi duvarda bir kalınlık olmadan kaplama şeklinde getiriyoruz. Bu kaplamayla da dolu tuğla havasını ve görselini verebiliyoruz. Duvarınızda nem, rutubet gibi şeyler varsa, her sene ben bunun tadilatından bıktım diyorsanız böyle bir doğal tuğlayı kullanmanızı isterim. Görsel amaçta o tür şeyleri nefes alıp verdiği için kendi içinde hapsederek kaybediyor. O tarihimizdeki bir üründü. Bu da yaklaşık 15 yıl önceki ürettiğimiz el yapımı kaplama tuğlamız. Yine aynı özelliklerde, yüksek ısıda pişmiş doğal bir ürün. Burada yine patlatma taşlarımızı yukarı çıkmak istemeyen müşterilerimiz olduğu için kısacası böyle birer ufak şeyler ayarladık. Kültür tuğlası kaplamada ufak böyle bir renk oluşturduk. Kendi imalatımızdan bir şeyler yapmak istedik. Tabii burada da şimdi yine her üründen birer ikişer bıraktık. Yukarı çıkmasın, tanıtımı kolay olsun diye. Burada tamamıyla zemindeki tuğlalarımız altıgen tuğla, tarihi bir tuğla. Burada da yine tamamıyla sıcak, çıplak ayakta da bassanız, kış şartlarında ayağınız bir betona basmış gibi veya bir mermere basmış gibi üşümez, sıcak bir üründür yani. Duvarlarda yine klinker kaplamamız, kültür taşımız, yine çeşitlerimiz. Burada şimdi tuğla diyoruz ama tuğlaya baktığımızda şu an stoğumuzda olandan birkaç tane ayrı çeşit numunemiz sergiliyoruz burada. Farklı işte saksılarımız, farklı ürünlerimiz. Ya ürün çeşidi çok olunca tuğla deyince tuğlayla yatıp tuğlayla kalkıyoruz aslında. Yani her projede farklı bir ürün, her projede farklı bir şeyle çıkabiliyoruz. Burada müşterimiz ne istiyorsa, ben şöyle bir şey istiyorum, farklı bir şey istiyorum dediğinde ona da destek veriyoruz. Farklı bir üründe, çok farklı bir görselde cephe istiyorum dese ona da farklı bir hizmet veriyoruz. Ve dış cephe, işte yani bulunduğu her yerde, zeminde, çatıda, her yerde ona aslında baktığımızda çok çeşitli, çok sağlıklı ürünler hazırlıyoruz. Evet Ahmet Bey, şimdi bunları anlatmakta dediğim gibi bitecek gibi değil. Yine kültür taşlarından, farklı modellerimizden ve hafif beton çeşitli saksılarımızdan. Yani çok büyük gözükür ama hafiftir. Kırılması falan da şey değildir. Yine çeşitleriyle kendi imalatımızdan her türlü saksı çeşitleri de var. Burada zemin ürünleriyle alakalı tarihinden beri gelen terakottalarımız, elde yapılan, işte makinede yapılan, pres dediğimiz çeşitli renkte, çeşitli dokularda, farklı özelliklerde, farklı detaylarda, işte köşelere kullanılan, ayaklara takılmasın diye Kotto diye ismiyle adlandırdığımız ürünlerimiz. Ve ne kaldı? Damımızdan su akarsa ne yapacağız? Kiremit. Kiremit kullanacağız. Kiremitte de Türkiye'nin 96 yıldır üretim yapan Atatürk zamanından kurulan, Atatürk desteğiyle hizmete başlayan Kılıçoğlu Kiremitler, herkesin artık isminde kolayca bilinen bir isim halinde. Tabii bunun yanında alternatif olarak işte çenesizler,
Yurallar, işte Martı gibi sayamayacağım depomda bulunan yine birkaç firma daha var. Her bütçeye uygun, her kaliteye uygun, her çatıya uygun ürünlerle yine gördüğünüz gibi işte Megoran serisi, beton kil, toprak kil serisi çatılarımızı örtüyoruz. Burada da sağlıklı, yangına dayanıklı. Evet, şimdi kiremitimiz mesela yeni sezon ürünümüz, Granada modelimiz. Ama cephemizde uyguladığımızda görüyorsunuz. Çatıyı kimse görmeyecek deriz, basite alırız ama çatı çok önemli. Çatı tutuştuğunda aşağıda hiçbir şey bırakmaz, yanar gider. Malzemesini doğru kullanılmadığında ama kiremit olduğunda çatıda tutuşma olsa dahi itfaiye gelene kadar alt katlara inmez. Ama bir membran veya bir farklı bir ürün yaptığınızda otomatikmen itfaiye gelene kadar yan binaya da geçer, alt katı da geçer. Yine tuğla dünyasında tarihi volta tuğla kemerlerini de göstermek için bir bölüm oluşturduk. Tavanlarda da tuğlayı kullanabiliyoruz bu arada. Yine zeminle alakalı traverten dediğimiz, istediğimiz ölçüde zemin ve duvar kaplaması. Doğal granit olarak, işte bazalt olarak, andazit olarak, işte Türkiye'mizin o zengin madenlerinden ortaya çıkan zemin ve duvar doğal taşları da bulunuyor tuğla dünyasında. Tuğla dünyasında ulaşım diyorduk. Ulaşım olarak aslında o kadar kolay bir noktadayız ki bize göre kolay, uzaktakine göre zor gibi gözükür ama konumu attığımız zaman hiçbir sokağa girmiyorum, arayola girmiyorum, trafik derdim yok deyip de kahve içmeye gelen müşterilerimiz işlerini de halledip gidiyorlar gönül rahatlığıyla. Taşdelen tünelini geçtikten sonra yan yola girişimiz var. Yan yolun girişinde sağda tuğla dünyası. Şile otoyolu üzerinde. Şu an Ahmet Bey ile beraber güzel bir çekim olduğunu düşünüyorum. Showroom'umuzun oturduğumuz masadan girişimize kadar, girişimizde karşılama bölümümüze kadar geldik. Teşekkür ediyorum kendisine. Efendim, gelişim sessiz de, sakin de. Dedim ki Çekmeköy'de, Çekmeköy'e gelinir de Durmuş Çiçeğe gidilmez mi? Tuğla dünyasına uğranmaz mı demiştik. Ve tuğla dünyasına geldik. Detayları, ayrıntıları, bütün bilgileri aldık ve buradan yolumuz artık eve doğru çıkacak. Ben sevgili ağam, artık onu da belirteyim, Durmuş Çiçek aynı anda da İstiklal Ağası. Allah razı olsun, orada güzel bir çekim oldu. Ben burada derneğe de, dernek yönetimine, Mustafa Başkanıma, muhtarıma, sıcakkanlı, o güzel yürekli insanlarına çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Ben buradaki ilgi alaka için de çok teşekkürler. Beni yemeğe götürecekler, dedim ki zaten başkan doyurdu beni. Pastalar inanılmaz, gerçekten ikram da güzeldi. Hatta anamın yapmış olduğu o hasuta mı derdik, sütle karışım bir güzel bir ikramda bulunuldu. Ben geldiğime memnunum ama yukarıda söz almıştım. İnşallah bir gün Kurtköy'e gideceğiz, fabrikayı da göreceğiz. Belli mi olur? Belki Nevşehir'e de gideriz. Kardeşim, ben çok teşekkür ediyorum. Son noktayı koyduğumuzda yolu da çektik. Yani gidişin gelişinde çok rahat olduğunu gördük. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sözü sana. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tuğla dünyasını geldiniz, ziyaret ettiniz. Tabii ki İstiklal de bizim, Çarşamba da bizim, Ordu da bizim, İstanbul da bizim, Samsun da bizim. Yani nerede nefes alıyorsak değil, her yer bizim. Çünkü Türkiye'miz çok güzel. Biz başka yerlere gitsek de, yurt dışılarına da gitsek, Türkiye'mizdeki güzellikleri ben hiçbir yerde yaşayamıyorum, göremiyorum. Tabii İstanbul'un güzelliği, işimiz, hayatımız, çocuklarımızın gelişimi derken birbirimize burada kurbet ayağına bir gönüllülüğümüz var, birbirimize bağlılığımız var. Onun için böyle bir şey yaptığınız için de size teşekkür ediyorum. Geldiniz, çekimlerimizi yaptınız, yolumuzu gösterdiniz, işimizi gösterdiniz. Depolarımıza da bekleriz, fabrikamıza da bekleriz, her zaman bekleriz.
Elinize, emeğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Tekrar yine bekleriz. O zaman şunu söylüyoruz. Bakın size de gelebilir ama bir alo ya da bir mesajınız yeterli. Ben tekrar teşekkür ediyorum ve bana bu güzelliği yaşatan İstiklal Dernek Başkanı Mustafa Kılıç'a da çok teşekkür ediyorum. O vesile oldu. Evet. Abi çeker misin dedim. Niye çekmiyorsun? Ağamız. Ağanın işinin üstüne iş olur mu? Olmaz. Ama gerçekten beni çocukluğuma da götürdü burası. Dedim ya baba mesleğiydi diye. Çocukluğuma da götürdü. Allah nasip ederse hayırlı müşteriler diliyorum size. Hayırlı işler diliyorum. Evet, Allah razı olsun. Efendim biz gidiyoruz. Bizimle beraber gelin.